Günaydın arkadaşlar. Bugün bir günde ne yiyorum videosuna hoş geldiniz. Bugün birazcık geç kaldık. Bunun sebebi de çarşıya gittim. Bugün günlerden Arife miydi? Arife. Simit yiyeceğim. Salamım var. Buna şeker koymamışım. Şöyle simidim var. Bir tane bundan yiyeceğim. Çayı şekerli, seni sade severim. Bu benim abim. Bu benim annem. Bak işim. Benim annem bu. Annem. Sevgili dostum, bugün seninle birlikte aslında bu vlog gibi oldu. Çünkü bayram temizliği de yapacağız. Yani rutin temizlik. Öyle camman beklemeyin benden. Zaten biliyorsunuz yani ne kadar sorgulanır benim Başak Burcu olduğum. 10 sene sonra yumurta yemişim burada. Onu gösteriyorum size falan. Gülüyorum, kahkaha atıyorum. Allah neşemizi hiç bozmasın. Sizin de evinizden kahkahalarınız hiçbir zaman eksik olmasın inşallah. Burada yemelere doyamamışım. Poğaçalar, simitler. Allah Allah. Haydi bakalım. Neyse. Sen ister misin? Simit ister misin? Çay ister misin? Diyet yaparken şu kadar azmim olsa şu an 45 kilo falandım be. Annem bir işe kalkmışsa diyor ki şuraları boşaltalım, kolileyelim, taşınmaya hazır olsun. Ama diyor ki taşınanlar lütfen aşağı yazsın daha önce taşınanlar. Diyor ki bütün hepsini diyor bulaşık makinesine atalım diyor. Sonra kağıtlayalım diyor. Öteki eve geçince diyor temiz kullanırız diyor. Bence böyle bir şey yok. Var. Pis pis mi götüreceksin? Evet. Müthiş bir içerik düşündüm. Ama annem ikna edebilir miyim bilmiyorum. Ben düşündüm ki annemi baştan yaratayım. Benim odamdan böyle gardırobumdan bir kıyafet giydireyim. Saçını makyajını yapayım. Onu bir baştan yaratayım. İstiyorsanız böyle bir video lütfen anneme değişim videosu gelsin deyin. Arkadaşlar sizin de böyle atık yağlarınız varsa lütfen musluğa akıtmayın. Onun yerine böyle bitmiş kavanozların içine döküp direkt çöpe ya da geri dönüşüme atabilirsiniz. Ama kapağını kapatmayı unutmayın. Bilginiz olsun. Neden şey yapamıyordu? Hayır. Foseftik giderini mi ne çıkıyormuş hem de doğaya zararlıymış. Bu bilgiyi de buradan paylaşmış olayım. Hadi devam. Şimdi dışı yağlanmış şeyleri asperos sarı güç sıktık. 5 saniye değil 30 saniye de beklesen, 30 saat de beklesen hiçbir bok olmuyor. Oldu mu? Yağlı ya dışı. Bildiğiniz üzere ülkemizde içki şişeleri sadece yağdanlık olarak kullanılıyor. Şimdi galabalar girmiş, ne demiş? Hadi bekliyorum. Ne demiş? Ya yiyecekleri içim doldurun sarmayın. Bu ne kalabalık? Demiş. Adamın biri yatmış. Karısı tekne. Adamın biri bitmiş. Karısı kene. Adamın biri muşmuş. Karısı Erzurum. Bence komik. Alaş ya. Hocam çatıya vurur. Lazım olur. Gün gene lazım olur. Rabbim. Ya neden lazım olsun? Artık kullanat bardaklar var ya. Sen öyle. Yapacağım atacağım birazdan görürsün. Sen bunu at da ben senin ağzına tutturmayayım. Hadi bakalım. Saçını başını yola. Yok. Sana şikayetçi olmayacağım ama atayım. Atma canım. Atacağım. Atma. Haycık yanın Allah'ım ya. Ay sinir krizi geçirdim. Hep bana diyor istifçiliği bırak diye. Senin ettirici
kültürü sıklar. Araba tamam at, sen de at. Sen de at. Ben atlayacağım bu. Hayır atacağım. Atlayacağım. Atacağım. Şimdi bardağı kıracağım. Kırarsam ya Allah atla. Aşkına bunu ne yapacağız evde? Onu atabilirsin. Ya da şunu. Rakı bardağını ne yapacağız? Ne yapacağım? Sen bırak. Allah'ım ya alacağım şimdi çok sinirlendim. Küçükleri de al ha. Buna bak. O su bardağı o daha şey... Tamam koy tamam atmıyor. Takım o. Tamam o zaman. Ötekiler atıyor muyuz? Atıyoruz bir de bu doldurdu. Atıyor muyuz? Hangiler atıyor? Şu bu doldurduğunu. Hayır bunları yerlere... Hangilerini atıyoruz? Ya, rakı koyuyorum işte yerlere atacak bir şey. Anne hani arada bir sürü rakı bardağı vardı. Olsun yine götürürüm. Bunları da götürürüm. Böyle bir ip olsa da asılsam. Asılma asılma kurban olurum ben sana. Al bunu da götürür mü? Onunla kahve içelim. Engelleri güzel attırmaz manyak. Küstüm. O zaman onları da al. Oradaki rakı bardaklarını da. Onlar hı. Normal su bardağı mı? Aşkım rakı bardağı. Rakıları alırım. Bu verdiğim savaş için bir abone olup like atıp hatta üstüne yorum yaparsan çok mutlu olurum. Kazanamadık ama olsun. Savaşmak bir onurdu. Susacağız. Atmayayım diye yaptığını görüyor musunuz? Şaka gibi. Ben hamlet nasıl olacak anneciğim? Bunları koyayım mı? Koyun derler. Al bunun üstünü. Kız bu şey. Bunun üstü kırıl. Portakal suyunun bu. Bir şey yok. Bunları koyamam da tamir ettireceğim. Onun şeyleri. Tamir oluyorsa. Bunu da koy kenara. Şey ben koyamam bunu. Sen koy. Şunu dök. Kavanoz dalsın. Annemin bir diğer istifçiliği de şeydir. Eski bozuk rondoları en büyük hayali yaptırmak. Şu an evde 7 tane rondo var. Sizin görmediğiniz. Al bırak. Sen ne yapacağız onu? Bu benim yaylada lazım oluyor. Bir denetim için kalka. İçimden biz nah taşınır diyorum şu an. Elimizde 5 tane şey var. Sürahi. Ama 25 yaşındayım. Hayatımızda hiç sürahi kullandığımızı bilmiyorum. Gerçekten. Bakın 3. sürahi. Biz burayı birazcık toplayalım sonra görüşelim. Geçtim gene geldim. Diğer bir vazo. Neydi kızı? Şey. Sürahi. Annemin 1800'lü yıllardan kalma mısır patlatma aleti arkadaşlar. Elektrik icat edilmemişti bu çıktığında. Annem bir yerden bulmuş. O kadar eski ki. Sorsan kaç kere bunda mısır patlattın Roş? Çok. 25 yaşındayım 2 kere falan gördüm. Yemek oldu mu? Ya o kadar. Darıldın mı canım bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysan barışalım. Niye atmıyor? Koyuraya. Tüme sıkıştırsam o. Allah aşkına ya bakın. Milattan önce niye atmıyorum? Atmayacağım koyacağım. Oh diyor. Atmıyor bu. Çöp koymuş. Hayır. Tutma yer. Getir. Onlar tepsilerin olur. Yana da ya. Clap. Yo. Ya benim minnak oğlum temizliğe yardım ediyor. Tuvalet kağıdı getirdi, dizecek şuraya şimdi. Ya minnoşum.
Selam arkadaşlar. Aşırı yoruldum, acıktım. Şimdi şöyle yarım konserve şeyim vardı. Yaprak sarmam. Bunu yiyorum. Süpürmeyi bitirdim. Yeri de sildim. Aşırı yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Bir de şöyle buzlu su yapacağım. O kadar yoruldum ki size anlatamam. Şöyle kendime ice coffee yaptım. Aşırı yoruldum ya. Öyle söyleyeyim. Şimdi ice coffee'mi içerek şu indirdiklerimi şuraya dizeceğim. Zaten şarjım az, akşama görüşürüz. Şimdi ben azıcık şurayı toplayayım, sonra Esra Erol'u izleyeceğim çünkü aşırı yoruldum. Görüşürüz. Buzlu ice coffee'sini yudumlamaya bayılır Esra Erol'u izlerken. Bak bak bak, şova bak. Aa, sen bir de hazırlık vlog gibi mi çektin? Helal kız sana, yürü be aslanım. Oo, rolon önemli. Selülit kremleri, nemlendiriciler, at kılı fırça, nice. Evet, şimdi sıktık, güzel, ağzımla yaptım. Şimdi sürüyoruz, boca ediyoruz böyle. Oh. Şimdi emildi ve at kılı fırçayla yapıyoruz. Mis gibi olacak, mis. Önceki hayatımda kesin ben var ya, köpek yavrusu falandım. Şunun yumuşaklığına bakın. Yemin ederim taranmayı çok seviyorum. Kedi yavrusu da olabilir. Garfield falan bile olabilirim yani. Böyle birinin altına yatayım, bebek kaşısın. Dostlar, ben şimdi yıkandım. Bu dünyanın en güzel şeyi olabilir. Gerçekten. Ya böyle yumuşacık. Zaten bundan bahsetmiştim ama denemeli de göstermek istedim. Nereden baksanız bir hafta falan oluyor kullanalı. Dediğim gibi daha önce bunun başkasını kullanıyordum ama bir tık daha sert. Ama bunda %100 at kılı yazıyor. Benim aldığım daha ucuzdu. 20 lira falandı. Bu şu an sanırım 80 lira falan. Bunun linkini açıklama kısmına bakarsanız bulabilirsiniz. Çünkü bana diyorlar link bırakmamışsın ama açıklamaya bırakıyorum. Çok memnunum. Şu selülit kremini kullanıyorum Bio Belinda'nın ve nemlendiriciyi kullanıyorum. İlk selülit kremini sürüyorum. O zaten yanmaya başlıyor. Böyle naneli bir aroması var. Sonra emildikten sonra da bununla fırçalıyorum. Şimdi ben birazcık fırçalamaya devam edeyim. Sonra saçlarımı falan da nemlendirip tarayacağım. Görüşürüz. Giyindim, geldim. Arkadaşlar, şortumu da Defacto'dan aldım. Büyük beden bulamayanlar için fikir önerisi olsun. Bayağı böyle yüksek bel. Her rengi de var. Benimki en büyük bedeni. Şöyle göstereyim. Pamuklu. Tatlış mı? Tatlış bir şort. Bebeklerim, o kadar çok yoruldum ki size anlatamam. Çarşafları değiştirdim. Evi sildim, süpürdüm ama mutfağı çok toplayamadım. Çünkü benim pilim bitti. Topuklarım ağrıyor. Sonra şu yastık kılıflarımı değiştireceğim. Onlar kaldı. Bir tek şöyle bir Instagram'a baktım. Telefonumu da şarja soktum. Benim de şarjım bitti. Bayağı yoruldum. Yani kısmi olsa da bir bahar temizliği ve Ramazan bayram temizliği yapmış olduk. Bence güzel oldu. Bugün yemekler yengemden. İşte aşağı davetliyiz. Bilmiyorum, belki kısırımı alıp bugün günlerden hangi dizi var diye düşünmekteyim. Kusura bakmayın ama ben Türk dizilerini de daha yani izliyorum. Hatta şöyle Netflix'e hiç bakmıyorum diyebilirim. Boş boşuna karttan şu an para kesiliyor Netflix ama Türk dizilerini daha çok seviyorum. Yasak Elma sezon finali oldu. Sizce neden? Bombayı kim patlattı? Onu bir aşağı yorum olarak atarsanız, izleyen varsa onu merak ediyorum. Ne oldu, ne bitti, pek anlayamadım o kısmı. Baraj da final yaptı dün. O beni biraz daha üzdü. Yani şu an izlediğim Masumiyet var. Kefaret var. Kefaret sanırım, aynen. Başka ne var kız?
Sefer'in Kızı da bitti. Onu çok izlemiyordum ama dün baktım böyle reklam aralarında falan. Aynen, şu an takip ettiğim iki tane dizi var. Birisi Kefaret, birisi de Masumiyet. TV8'e falan bakmıyorum. Öyle. Ha, bugün çarşamba, bakarız bugün TV8'e. Masumiyet'i sanırım pazartesi gününe almışlar Yasak Elman'ın yerine. Bu yüzden şey izleyeceğim. Doğduğun Ev Kaderindir. O da bitiyor. Vallahi dizi kalmadı. Bir Can Divit film atsa da izlese. Cringe cringe deyip hepimiz dizilerini izliyoruz ama bence çocuk yakışıklı yani. Can Divit'e neler deniyor ama yani. Ülkemizde var ya. Neyse, konuşacağım bu konu hakkında. Öyle. Azıcık ben dinleneyim. Sonra da popomu kaldırırsam bir şeyler yeriz içeriz. Öyle. Saçlarımı kuruttum. Kendi kuruyor bu arada. Mutluyuz. Size edit yapıp yetiştirmem lazım bu videoyu ama inşallah yetişir. Bakalım. Ballarım, üzümlü keklerim. Modum düştü. Yemin ederim çok yoruldum, böyle şey oldum. Ah, haydi bakalım, görüşürüz. İçeriğim geldi. Sizin mükemmel bir içerik çekmek için sabırsızlanıyorum. Sanırım en heyecanlandığım içerik olacak bu. Şöyle geldi. Bunun ne olduğunu tahmin edenler aşağıya yazsın. Ama bence çok eğleneceğimiz bir video olacak. Umarım siz de çok eğlenirsiniz. Ama göstermeyeceğim çünkü yemek yemeye gideceğim. Ne oldu, ben geliniyordum. Bu çocuğun neyini seviyorlar bilmiyorum ama seviyorlar. Sen neyi seviyorsun yani? Bize mukbang yap reis. Konuşmadan ASMR çek. Aslanım, Allah be. Ne güzel yedi be. Yoğurt yiyişine kurban lan senin. Aa, 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 bak 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 nasıl iyi. Allah'ım. Acım kısır çekti. Aşağı gidip kısır alıp gelen ben. Şu an edit başında gerçekten canım çekti. Afiyet olsun çocuğum. Seni yerim maşallah deyin kızlar. Ya toz bir kim şimdi şey yazacaklar. Ama onun önündeki çok fazla. Arkadaşlar tabağın yarısını yemedi. Yani normal yiyor. Hareket ediyor. Abim çocuğunu seviyor ama güzel yapmışlar vallahi. Yakışıklı çocuk olmuş. Gözü kırmızı çıkıyor. Bozuk değildir umarım. Bok bok tipe bok. Allah'ım home yap diyor. Allah'ım tosunum. Hadi aslanım. Bir tane çocuk kanalı açalım mı Çınar'a? Aslında gelsin demişsiniz de. Ben pek emin olamadım. Aşağıya gerçekten merak ediyorum. Çınar kanal açsa ona abone olur musunuz? Şunu Yiğiş'in izler misiniz? Ben izlerim valla. Poyraz çekse izlemem ama Çınar'ınkini gayet izlerim. Ben de birazcık beni çekeyim. Birazcık bakın böyle benim Yiğiş'imi. Annem kolu girince şey yaptım. Kadrajı biraz düzelttim ama önümüzde kola var. Konuşuyorum burada, bıcır bıcır yiyorum. Gerçekten ellerine sağlık yenge, çok güzel olmuş. Aşırı iyi yapmış. Beğendim. Arkadaşlar ben yemeğimi yedim ve evime çıktım. Şimdi edit yapmak için bu videonun başına oturacağım. Umarım severek izlediğin bir video olmuştur. Ve hoşuna gidip aşağı yorumlarını bırakırsın. Like atıp abone olmayı da unutmazsan çok sevinirim. Hoşça kal.